44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Evet, gözüm aydın. Ehliyet aldık gençler, çok şükür. Bayağı bir stresli bir dönemdi. Bayağı stresli bir dönemdi ki motordan, hani sınavdan bir hafta önce motora takla attırmakta cabası. Orada büyük bir hata yaptım. Yani takla atarken değil, taklaya attıktan sonra büyük bir hata yaptım. Ne gibi bir hata yaptım? Motor tamir olduktan sonra hemen gidip not bremsi yapmadım. Yani acil panik fren yapmadım. Bunun bana ne tür bir dezavantajı oldu? Korku girmeye başladı. Sınav günü antrenmana gittim. Bir saat öncesinden. En az 10 kere denedim. Her seferinde çizgide frene basamadım. Pas geçtim. Yine takla atar mıyım, yine bir şey olur mu gibisinden. Bu tür bir şey yaşamamak için üstüne gitmeniz gerekiyor korkularınızın. Ama çok şükür ehliyetimizi aldık. Çok güzel. Panik frenimizi de yaptık. Parkurumuzu da yaptık. Trafikte de çok iyiydik. Şimdi artık L'den kurtulduk. Artık daha rahat, daha güzel motor kullanabiliriz. Bir merkeze nasip etsin gençler. Ya şimdi tamam, öğrenci olarak kullanmak güzel, hani hiç kullanamamaktansa ehliyetin olmadığında öğrenci ehliyetiyle kullanabilmek tabii ki güzel. Ama bunun bir de dezavantajları var. Yani öğrenci olduğun için hız yapamazsın. Herhangi bir şekilde kural ihlali yapamazsın. Herkesin yapabileceği sıradan şeyleri sen yapamazsın. Dediğim gibi mesela büyük bir hata yaptığınızda, ki bir kaza durumunda ehliyetiniz gidiyor yani. Ehliyete başvuru hakkınız gidiyor daha doğrusu. Bu büyük bir sıkıntı tabii öğrenci belgesiyle kullandığın zaman. Ama şimdi artık Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. İstediğimiz gibi motorumuzu kullanabileceğiz. Bugün de bayağı bir trafik var yani ha. Maşallah var trafiğin, maşallah. Aradan gideceğim de şimdi burada hep soldan giriyorlar. Araya girip de sıkıntı yaşamayalım şimdi. Araya gitmeyelim yani gençler. Uzun zamandır sizle konuşamıyoruz. Evet, sohbet edemiyoruz. Çünkü grup sürüşleri yaptığımız için genelde gazlıyoruz. Ya gaz diyoruz dediğim üzere 150-200 basmıyoruz. Tabii gazlama deyince aklınıza öyle bir şey gelmesin ama bizim de burada yapabildiğimiz maksimum hızlarda gazlıyoruz işte. Tabii dağ yollarında keskin virajlar, bilmediğimiz yollar olduğu için genelde yola odaklanıyorum. Sizlere tamamen manzaranın keyfini çıkarmanız için bırakıyorum yani. Çok az sohbet ediyorum artık ışıklarda falan. Bugün de böyle bir video çekelim dedim. Birçok kardeşimiz Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun tebrik ettiler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yanımda olduğunuz için, dualarınızı bizden esirgemediğiniz için. Aralardan kaçalım. Mustafa ile Onur şimdi antrenmandalar. Onlara gideceğim. Onları biraz çalıştıracağım. Arkalarına bineceğim. Çünkü burada öğrenci belgesiyle motor kullandığın zaman arkana kimseyi alamıyorsun. Tek kullanabiliyorsun yalnızca. Sadece A ehliyeti olan insanlara alabiliyorsun. Tabii ki ben de şu an A ehliyeti olduğu için arkalarına binebilirim. Kaçalım lan oğlum. Kimse de yol da vermiyor. İyi ki motorla gelmişim. Burada genelde hafta içi pazartesi, salı, çarşamba o kadar değil de perşembe ve özellikle cuma günleri çok şıtav oluyor. Yani trafik oluyor. Genelde hani burada yurt dışında çalışan birçok insan olduğu için, Fransa'dan, Almanya'dan, İtalya'dan burada gelip çalışan insanlar olduğu için
Onlar şimdi geri evlerine dönüyorlar. O yüzden yabancı plakalı araç da çok fazla görebilirsiniz. Tabii şu an gördüğünüz plakaların hepsi size yabancı. Onu farkındayım ama bize göre bunlar yerli araba. Hemşerimiz, bunlar yabancı. Trafik kilit, Allah kilit. Mecbur oralardan gidiyoruz gençler. Yoksa bu yol bitmez. Bu yol çekilmez de. Avuç. Tırı silmeye geçtik. Bakalım bu tırcı amca. Eyvallah. Adam bir yol vermedi yola bize. Polis mi lan? Kaç. Amca bizi yakalayamaz. Amca bizi yakalayamaz. Oğlum satın arabaları ya. Motor alın, motor. Ha, böyle kalırsınız yolda. Abiniz gider aralardan. Tırcı amca, tırcı amca, ne yapıyorsun? Nereye ne? Evimde olsam gelmezdim ha. Niye la? Derdim bu çömel sularla işim olmaz benim artık. Ha burada ne oluyor onu merak ettim ya. Böyle... Çoktan beri yapmıyorum. Çoktan beri yapmak istiyordun. Oğlum burada ekmek mekmek mi dağıtıyorlar? Hayırdır herkes toplanmış buraya? Moruk benim tekerler bitik mi? Baksana bir ya. Tam dibine gelmiş baksana. Moruk bu bitik. Sen bunu garaja götür göster, onlarda ölçüm cihazı var. Bu bitik bak sokmaz seni ha. Arka iyi ama ön bitik gibi ha. Bitik bitik. Kanka aşınıyor. İster istemez aşınıyor. Kızım yetiştiremezsin. Tuvalet dönün tekere bakmasınlar. Sen pazartesi aşağı yerde. Zaten zaten hiçbir yere çıksın ki. Bak benim önler bile galiba tumap lan. Ne oldu?